Gol var mı ekranlarında? Hava Atışı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Mete Aktaş'la birlikte Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hem şampiyon Efes konuşacağız hem de birazcık final serisini konuşacağız. Sezonun genelini konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk Büşra. İlk olarak şampiyon Efes'le başlamak istiyorum. Bu final serisinde beklentim bu kadar çabuk biteceği yönünde miydi? Valla açıkçası biraz daha çekişmeli bir seri bekliyordum en azından skor anlamında. Yani maçları teker teker incelediğimizde birinci ve üçüncü maç aslında kafa kafaya giden bir mücadele ortada vardı. İkinci maçta ise hani Anadolu Efes ikinci yarının ikinci bölümünde özellikle oyunu toparlayıp hani farklı bir skorla galip geldi. Ama özellikle ben İzmir'de Karşıyaka'daki maçta, üçüncü maçta biraz daha Karşıyaka'dan bir direnç bekliyordum ama kırılma anlarında yine Anadolu Efes kadro kalitesini konuşturarak üstünlüğü ele aldı ve 3-0'la net bir skorla şampiyonluğa ulaştı. Yani Fenerbahçe karşısında o kaybedilen ilk maçtan sonra arka arkaya alınan 5 galibiyetle Anadolu Efes sezonu kapattı. İyi bir seriyle tamamladı ve şampiyonluğa uzandı. Yani tabii aslında Ufuk Sarıcan'ın maç sonrasındaki, üçüncü maç sonrasındaki açıklaması zaten aslında özetliyor durum. Yani biz bu sene bu takımı Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olalım diye kurmadık. Bu bir gerçek. Hani bunu yapabilmemiz için biraz daha takımın altını doldurmamız gerek. Hani ama oyuncuların gelişimiyle final oynayan bir takım haline geldik açıklamasında bulundu. Bu aslında iki takım arasındaki farkı özetleyen bir açıklamaydı. Günün sonunda bazı gerçekler var değiştiremeyeceğiniz. O da Anadolu Efes'in Karşıyaka'ya göre çok daha iyi, çok daha derin bir kadroya sahip olduğu ve çok daha tecrübeli bir takım olarak özellikle maçların kırılma anlarında, skorun belli olacağı anlarda çok daha sorumluluk alabilen, o aldığı sorumluluğu yerine getirebilen oyuncuların fazlalığı, bu tecrübe faktörü Anadolu Efes'i şampiyonluğa taşıdı diyebiliriz herhalde 3-0'lık net skorla. Peki Karşıyaka'nın seride maç kazanamamasını nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü ilk maçta aslında fena da direnmemişlerdi Evet. Efes'e. Orada belki de 1-0'lık bir fark yakalayabilirlerdi, bir skor yakalayabilirlerdi ama olmadı. Geçen haftaki programda final serisi başlamadan önce Karşıyaka için kilidin, serinin kilidini yani şampiyonluğun kilidinin İstanbul'da mutlaka bir maç çalmasından geçtiğini söylemiştim. İlk maçta dediğin gibi yani ona fazla yaklaştılar. İlk yarıda 16 sayıyı geriye düşmelerine rağmen ikinci yarıda maça ortak oldular ki ilk yarıda hakikaten 7 top kaybı işte arka arka yapılan top kayıplarıyla geriye düşen bir Karşıyaka vardı. Ama ikinci yarıda daha sakin oynayan, top kayıplarını daha azaltan, daha bilinçli oynayan bir Karşıyaka vardı. Ama Anadolu Efes tecrübesiyle yine 82-78 kazanmayı başarmıştı. İkinci maçta da yine Karşıyaka ilk maça benzer bir oyun ortaya koydu. Top kayıpları yine can yaktı. Yani bu kadar çok top kaybı yaptığınız bir maçta zaten Anadolu Efes gibi bir takıma karşı direnmek gerçekten kolay değil. Özellikle ikinci maçta yine istatistiklere baktığımız zaman yani Karşıyaka 21 hücum reboundu aldı ikinci maçta ama bunu değerlendiremedi. Bu kadar ikinci şans topuna karşın işte iki sayılıklarda %45, üç sayılıklarda %25 isabette kaldı. 35'te 9 gibi çok düşük bir dış atış isabetinde kaldı ve totalde de 15 top kaybı yaptı. Yani bu rakamlarla Efes'i yenmek gerçekten çok zor. İkinci maçta da özellikle maçın son bölümlerinde Shane ortaya çıktı. Hani öyle bir sekans vardı ki önce bir blok yaptı ardından gitti üçlüğü attı. Orada zaten momentum Efes'e doğru geçti Geçmişti. ve oradan da Efes maçı kopardı. Üçüncü maçta hani dediğim gibi Karşıyaka'da Mustafa Kemal Atatürk salonunda o bizim bildiğimiz agresif Pınar Karşıyaka izleyicisiyle hani daha iyi bir performans bekliyorduk açıkçası Karşıyaka'dan. Seride durumu 2-1'e getirmesini de bekliyorduk. Ama maça kötü başladılar. Ardından bir 13-0'la maçı çevirdiler ama oyunu çevirdiler. Burada işte iki maçtan önce de yani maçın başında da iki teknik adamın birbirlerine karşı bir taktiksel mücadelesi vardı. İkinci maçta Will Clyburn'un sakatlanmasından dolayı Ergin Ataman takımı iyice kısalttı. Boboa'yı tercih etti. Onun karşılığında da Buksaraca da Kuzminskas'ı rotasyon dışı bıraktı ve Jaylen Brown'u dahil etti. Daha kısaltıp Efes'e bu şekilde bir cevap verdi. Ki zaten Karşıyaka'nın amacı tempoyu da yükseltmekti. Oyunun belli bir bölümünde istediğini de yapabildi Karşıyaka. İkinci yarıda kafa kafaya bir oyun vardı. İşte 71-71'e kadar geldi son 5 dakikaya kadar skor. Hatta son 2 dakika 74-74 eşitlikle girildi ama işte o kırılma anlarında bir kez daha kadro kalitesi farkını gösterdi. Vasilije Micić arka arkaya iki tane üçlük attı ki zaten final serisinin MVP'si seçildi. Karşıyaka McCollum'la cevap veremedi. Yine Brown'la cevap veremedi ve Karşıyaka fırsatları geri teperken Anadolu Efes fırsatları değerlendiren takım oldu ve 3-0'la şampiyonluğu kazandı. Bir kez daha tebrik edelim Anadolu Efes'i. Evet, buradan hem Efes'i tebrik etmiş olalım hem de aslında Anadolu Efes ile ilgili konuşurken böyle hep bir Vasilije Micić için o
sorumluluğu alamamasından kaynaklı ve diğer oyuncuları çevresinde aslında konumlandıramamasıyla alakalı sık sık seninle burada söz ettik. Hani bir sorumluluk alması gerektiğinden bahsettik. Misic bu beklenen sorumluluğu final serisinde aldı. Yanına Elijah Bryant ve Mbaye'yi de ekleyince aslında bu üçlü Shane Larkin'in eklenmesiyle bu üçlü aslında final serisinde şampiyonluğu getiren önemli yapı taşlarından oldular. Bu oyun, bu doğru oyun geç geldi diyebilir miyiz Efes adına? Yani tabii bu geç geldiği şey olarak söylemek lazım. Yani hep genel olarak sezona bakıp Euroleague'deki beklentilerin Evet evet o yüzden. karşılanamamasından dolayı böyle bir cümle dolayısıyla Anadolu Efes için 2022-23 sezonunda hep kurulacak. Geç gelen, geç açılan bir Anadolu Efes. Sinerjiyi geç yakalayan bir Anadolu Efes var. Biraz geç kaldılar maalesef. Euroleague'deki tabii bu playoff'a bile kalamama başarısızlığı. Hani Türkiye şampiyonluğu elbette bir hedefti ama sonuçta Euro'da zoru başı arka arka 3. kez şampiyonluk kazanmakta. Bunu kazanmadı. Çeşitli nedenler var. Belki birazdan konuşuruz. Ama sonuçta Türkiye Ligi'nde playofflarla birlikte, Darüşşafaka serisiyle birlikte bir gaza basan Anadolu Efes vardı. Fenerbahçe serisinde 42 sayı gibi çok ağır, çok travmatik bir yenilgiden sonra hemen ayağa kalkıp arka arkaya rakibini mağlup eden, 3 maçta mağlup eden bir Anadolu Efes gördük. Karşıyaka serisinde de bunun devamı geldi. Vasile Micić, Shane Larkin zaten son 5 sezondur bu takımın lokomotifi olan isimler. 3. maçın skoruna baktığımızda 83-74 ile kazandı Anadolu Efes. Vasile Micić 29 sayı 7 asist, Shane Larkin 15 sayı 7 asist. Yani iki oyuncu toplam asistleri de dahil edersek 72 sayıya imza attılar. Gerçekten hani bu sürecin esas yıldızları bu 5 senelik süreçte parlayan isimlerde Vasile Micić ve Shane Larkin. Final serisinde de işte senin de bahsettiğin gibi yine bu iki oyuncu ve Vasile Micić, finaller MVP'si Vasile Micić sahne aldı. Finallere damgasını vuran isimdi. İlk maçta yanlış hatırlamıyorsam 24 sayı kaydetmişti. İkinci maçta 10 sayı 7 asisti vardı ve işte son maçta da 29 sayı 7 asist. Gerçekten alkışlanacak bir performansı vardı Sırp oyuncunun. Belki de onun da Anadolu Efes'e vedası olacak bu çünkü. Onu da birazdan konuşuruz. Anadolu Efes'te bir yeniden bir yapılanma söz konusu olacak bundan sonraki süreçte. Ama eğer bu hanedanlık böyle biterse Vasile Micić bu 5 seneye hanedanlığa damgasını vuran isimlerden biri olarak, belki de birincisi olarak anılarımızda yaşayacak. Peki o zaman Efes adına da sezonun genel bir değerlendirmesini yapmanı istesem senden. Evet, Anadolu Efes'te bu 5 sene süren 3. Ergin Ataman dönemi için son dansı diyebiliriz herhalde. Herkes aynı şeyi söylüyor. Son dans da nereden geliyor? Belki bilmeyen izleyicilerimiz vardır. 1998'de Michael Jordan'ın Chicago Bulls 6. kez toplamda 90'lı yıllarda şampiyon olurken sezon başında Phil Jackson'ın takımdan ayrılacağı, koç Phil Jackson'ın ayrılacağı belli olmuştu. Ve Chicago Bulls için bir son dans olacaktı o 1997-98 sezonu ki onlar da şampiyonlukla kapatmıştı. Hatta işte pandemi döneminde Son Dans Netflix'te yayınlanan çok değerli bir belgesel, çok önemli bir spor belgeseliydi. Buradan çıkıyor Anadolu Efes'in de son dansı. İşte Ergin Ataman'ın 2017-18 sezonunda takımın başına gelmesinden sonra bu süreç, bu 5 yıllık süreç, işte 2 tane Euroleague şampiyonluğu, 3 tane lig şampiyonluğu, 1 tane Euroleague finali, hani belki beyaz sezon ilan edilmese gelecek bir Euroleague şampiyonluğu daha olacaktı. Hani son dansın son yılında Euroleague'de belki şampiyonluk gelmedi ama bu 5 yıllık dönem en azından Türkiye Ligi şampiyonluğuyla kapanarak Anadolu Efes için mutlu bir şekilde bitti diyebiliriz. Yani buruk bir mutluluk ama en azından bu şekilde gemiyi limana yanaştırdı Ergin Ataman. Yani sezon genelinde, bu sezon özelinde bakarsak işte sezon başından beri aslında biz ilk programdan beri Anadolu Efes'te kadro mühendisliğinde bu sezon ciddi sorunlar olduğundan bahsetmiştik. Yani özellikle 4-5 rotasyonu hep sorunuydu, hep bahsettik. Zizic transferi, Polonara transferi, yani bu aşılar bir türlü tutmadı. Onun dışında işte yine başarıya doymuşluk bir faktör oldu belki Anadolu Efes için. Hani zaman zaman bir metal yorgunluğu da söz konusu oldu özellikle Euroleague sezonuna baktığımız zaman. İşte Shane Larkin'in yine sezona sakat başlaması, takımın bu yüzden biraz daha dar rotasyonla oynaması ve özellikle Micić ve Clyburn'un sezon başında çok ağır dakikalar alması yine Anadolu Efes'i olumsuz etkileyen faktörlerden biriydi. Larkin geri döndükten sonra Micić, Larkin, Clyburn arasında o beklenen uyum sağlanamadı açıkçası. Yani zaten zor bir üçlüydü.
Bunları bir arada oynatmak, 3 tane çok dominant oyuncuyu bir arada oynatmak hakikaten kolay değil. Yani baktığın zaman aslında bu biraz da tesadüfen olmuş bir üçlüydü diyebiliriz. Çünkü Mitic sezon başında NBA'ye gidecekti, gidemedi. İşte CSK'nın Euroleague'de hani ambargo görmesinden dolayı Rus takımlarının oyuncuların işte böyle bir anda dağılması ve Clyburn'un açığa çıkmasıyla Anadolu Efes'in tabii bu fırsatı değerlendirir. Sonuçta Clyburn gibi bir oyuncu önünüze çıkıyorsa, alma şansınız varsa alırsınız. Ama üçlüyü, o takım kimyası anlamında bu üçlüyü tam oturtamadı desek herhalde yanlış olmaz. Muhtemelen Clyburn NBA'ye gidecek. Her ne kadar Clyburn'un sanki kalacakmış, pardon, Mitic NBA'ye gidecek ve sanki takımda kalacakmış tarzında bir açıklaması var ama çok büyük ihtimalle NBA'ye gideceği biliniyor Mitic için. Onun dışında yine baktığımız zaman işte sezon içindeki gerginlikler hatırlarsın basına da yansıdı, konuştuk Evet. burada Ergin Ataman'la Will Clyburn arasında sezon Çok iyi. başında Ataman-Zizic arasında yine bir gerginlik vardı. Yani hep böyle bir takım kimyasını zedeleyen sorunlar oldu. Bir de bu sezon Ergin Ataman evet Türkiye Ligi final serisinde yarı finaldeki o 42 sayılık yenilgiden sonra bir o da silkinip ayağa kalktı. İyi bir coaching gösterdi ama bu sezona baktığımız zaman Ergin Ataman çok formda değildi. Yani Anadolu Efes'in çok karakter dışı maçlar kaybettiğine biz şahit olduk. Özellikle Euroleague'de son çeyreklerde yaşadığı çöküşlerin hepsi ne hatırlarsak Evet. şöyle yani 4-5 tane en az böyle kaybettiği, son çeyrekte kaybettiği maç vardı. Bunu da biraz Ergin Hoca'nın da belki ona da o metal yorgunluğu sirayet etmişti sezon boyunca. Onun da biraz sinirleri gerilmişti diyelim. Ama neticede belki istenmeyen bir kötü biten Euroleague sezonu ama sonunda Türkiye şampiyonluğuyla taçlanan bir sezon sonu oldu Anadolu Efes için. Bir kez daha şampiyonluklarını kutlayalım. Ergin Hoca'ya da bundan sonrası için başarılar diyelim. Dileyelim Panathinaikos'un başına geçecek. Onu yeni bir macera bekliyor. Panathinaikos gibi hani eski günlerini arayan bir takımda yeni bir heyecan olacak Ergin Hoca'ya da. Ona da yeni bir motivasyon kaynağı olacak hiç şüphesiz. Anadolu Efes'te işte Larkin'in sözleşmesi devam ediyor, Clyburn'un sözleşmesi devam ediyor. Nasıl bir yapılanma olacak hep birlikte göreceğiz. Erdem Can zaten takımın başına geçiyor. Henüz resmi olarak açıklanmasa da Türk Telekom'u işte normal sezonunu birinci sıraya taşıyan, 2 numaralı kupada final oynatan Erdem Can takımın yeni baş antrenörü olacak. Beraberinde işte getirdiği bazı oyuncular olacak. Yeniden yapılanan Anadolu Efes'te zaten ilerleyen süreçte konuşacağız. Peki şimdi yeniden yapılanan bir Anadolu Efes olacak şüphesiz ama bir de sezona dair genel bir değerlendirme çok olarak özellikle Fenerbahçe Beko adına çünkü onlar da bu sezonu biraz daha böyle bir yapılanma adı altında geçirdiler. İşte Evet. alınan oyuncular biraz eleştirildi. Onlar da sezon nasıl geçti? Yani şöyle bir genel Fenerbahçe Beko ve diğer takımlara dair genel bir değerlendirme yapacak olursak. Basketbol Süper Ligi'nin şöyle bir genel değerlendirmesini yaparsak aslında güzel bir sezon oldu diyebiliriz. Hani finalde karşı yakanın olması bile aslında sezon başında işte Fenerbahçe, Anadolu Efes finali bekleyenlerin ezberini bozdu diyebiliriz. Bu bile aslında ligin üst seviyede bir lig olduğunun göstergesi aslında takımlarımızın. İşte Türk Telekom'un başarısından söz ettik. Normal sezonu birinci sırada tamamladılar. Fenerbahçe ve Anadolu Efes gibi iki önemli rakibin önünde tamamlamayı başardılar. Frutti Bursaspor'un yine başarıları ortada. Hem ligde hem Avrupa'da ses getiren bir yapı oluşturdular ki maalesef Uludağ'ın daha doğrusu sponsorluğunu çekmesiyle orada maalesef o düzen bozuldu. Nasıl olacak da hep birlikte göreceğiz ama Türk basketbol açısından tabii sıkıntılı. Bu tür değerlerimizi çıkartıyoruz. Bazı takımlar zaman zaman sivriliyor ama işte bir devamlılığı gelmiyor. En büyük sorunlarımızdan biri bu bence. Ama genel olarak lige baktığımız zaman gayet çekişmeli ve keyifli bir basket süper ligi yarattık. Fenerbahçe için senin de bahsettiğin gibi sezon başında yeni kurulmuş bir kadro, yeni bir antrenör, 8 tane yeni oyuncu. Beklenenden daha kısa sürede uyum sürecini atlatan bir Fenerbahçe Beko vardı ki özellikle Euroleague sezonunda ilk haftalarda, ilk 15-16 haftalarda gerçekten beklentilerin çok üstüne çıkan, zaman zaman liderlik koltuğuna oturan ama hep ilk dördün içinde kalan bir Fenerbahçe izledik. Ardından yaşanan sakatlıklar biraz takımın ivmelenmesinde bir sorun yarattı. Takım biraz geriye düştü. Sonradan yeniden bir toparlandı ama saha avantajını tabii ele geçirememesi. İlk turda hani biz 4-5'te Monaco ile eşleşeceğimizi düşünürken son haftalardaki kötü sonuçlardan sonra Euroleague'de normal sezonu birinci sırada bitiren Olympiakos'la eşleşmek tabii Fenerbahçe'nin planlarını biraz bozdu.
bozdu. Yine o dönemde işte Will Beck'in sakatlığı, işte Devin Booker'ın sakatlığı, dar bir rotasyon Olympiakos gibi bir takım karşısında mücadele etmek kolay değildi. Direndi Fenerbahçe ama maalesef orada başarıya ulaşamadı. Hedef bu, ondan sonra yine Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluktu. 42 sayılık galibiyet sanki biraz fazla havaya soktu Fenerbahçe'yi. Biraz Anadolu Efes'i hafife aldılar sanki o galibiyetten sonra. Anadolu Efes gibi bir takım da kendilerinin neden hafife alınmayacağını gösterdi. Fenerbahçe'yi 3-1 ile geçerek Sarı Lacivertlerin sezonunu sona erdirdi. Ama Fenerbahçe için baktığımız zaman yine iyi bir çekirdek var. O işte bir sezon bir arada oynamak gerçekten çok değerli. Takımın zaten çekirdek kadrosu belli. Üzerinde konulacak birkaç parçayla Fenerbahçe önümüzdeki sezon çok daha iddialı ve Euroleague'de de şampiyonluğa oynayacak bir takım olacaktır diye düşünüyorum. O zaman senin sezona dair değerlendirmelerin bu şekildeydi. Hani şampiyon nefes olduğu ama yine de şampiyonda da aynı zamanda Fenerbahçe Beko'da ve diğer takımlarda da yapılanmanın olacağı kesin. Aynı zamanda bir sponsor desteği çekilen Bursa Spor var. Yani gelecek sezon aslında nelerin olacağını merakla bildiğimiz bir lig oldu. Böyle bir spoiler'ı bize sondan verdi. Merakla bekleyeceğiz yeni sezonun nasıl olacağını. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Çok teşekkürler. Dediğin gibi keyifli bir, hareketli bir transfer sezonu olacak. Bakalım takımlar nasıl şekillenecek? Önümüzdeki sezonki yapıları nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Aynen, hep birlikte göreceğiz. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.